Hoş geldiniz. Kutlu bir yolun başlangıcındayız ve bu yolu inşallah birlikte yürüyeceğiz. Büyük bir mücadeleyi birlikte vereceğiz. Bu yola 19 Mayıs İstiklal Harbimizin başladığı gün aziz atamızı Anıtkabir'de ziyaret ederek, dua ederek başladık ve daha sonra Türklük için her şeyin başladığı noktaya gittik. Türk milleti için her şeyin başladığı nokta bugün Kırgızistan'ın Yesi, diğer adıyla Türkistan kentidir. Türkistan veya Yesi, Büyük Hun İmparatoru Mete'nin başkentidir ve aynı zamanda Türk milletinin İslam dinini kabul etmesini kolaylaştıran, öğreten, anlatan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin dergahının ve türbesinin olduğu yerdir. Biz birileri gibi Washington'dan başlamadık, Brüksel'den başlamadık. Biz Anıtkabir'den ve Yesi'den başlayarak yola çıktık. Çünkü Zafer Partisi'nin nihai hedefi 100 sene önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uğramış olduğu ağır saldırılara, içeriden ihanetlere ve dışarıdan saldırılara, saldırılar sonunda hırpalanmışlığına rağmen İstiklal Harbi'nin kurucu kadrolarından aldığımız inanç ve imanla 21. yüzyıla taşımak ve gelecek 1000 yılda da Türk milletinin Anadolu'da egemenliğin ve hukukunun güvence altına alacağı bir Türkiye'yi yeniden inşa etmektir. Yesi'de yaptığımız ziyaretten sonra Anadolu'ya, ana vatandan ana vatana döndük ve Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Yesi'den getirdiğimiz toprağı dergahta hemen türbenin girişinde bir kara dut ağacı vardır. Üstü yanıktır. O kara dut ağacının dibine ser. Böylece Türkistan'dan 850 sene sonra ilk kez Anadolu'ya ve türbeye, Hacı Bektaş'ın türbesine toprak geldi. İnanca göre Hoca Ahmet Yesevi, öğrencisinin öğrencisi olan Hacı Bektaş'ın Anadolu'da yerleşişi yeri belirlemek üzere Yesi'den yanan bir dal parçasını fırlatmış. Bu dal parçası Anadolu'da bir noktaya saplanmış ve orada bir kara dut ağacına dönüşmüş. İşte Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin kapısındaki kara dut ağacı bu. Ve yine inanca göre Hacı Bektaş Veli Hazretleri bu kara dut ağacı meyve verdiği sürece Türk milleti Anadolu'da egemenliğini sürdürecek demiş. Biz de 1000. seneyi bitirmek üzere olduğumuz bir dönemde bu kara dut ağacının dibine
Orta Asya'dan, Türkistan'dan getirdiğimiz toprağa dökerken gelecek 1000 yılda da buradayız, söz size dedik. Ve partimizi 26 Ağustos'ta büyük taarruzun yıl dönümünde kurduk. Ama önce, 4 gün önce 22 Ağustos'ta Sakarya Savaşı'nın 100 sene önce başladığı gün genç kardeşlerimizle birlikte Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği bölgeye gittik. Ankara'da, Polatlı'da ve Doğatepe'nin karşısında Türk milletinin 1683'te Viyana önünde başlayıp 1921'de Sakarya'da geri çekilmiş olduğu son menzillere genç kardeşlerimiz girdiler ve onlara şöyle söyledim. Bu Türklüğün çekilmiş olduğu son menzildir. Bundan sonra geri adım atılmamış, sadece ilerlenmiştir. Ve biz de bugün yemin ediyoruz ki İstiklal Harbi'nin bize bıraktığı Türkiye'yi sonsuza dek büyüterek muhafaza edeceğiz. Çok değerli arkadaşlar, bu millet çok ağıt yakmıştır. Nazlı Budin için ağıt yakmıştır. Kırım için ağıt yakmıştır. Belgrad için ağıt yakmıştır. Rumeli için ağıt yakmıştır. Ama hiçbir güç bize Anadolu için ağıt yaktıramayacak. Yüz sene önce bu coğrafyaya zırhlılarıyla geldiler, kiralık ordularıyla geldiler, Ermeni çeteleriyle geldiler, kiralık Yunan ordusuyla geldiler. Devletimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız ve tek başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gidecekler, geldikleri gittiler, bugün de geldikleri gidecekler. Önce bu coğrafyaya Türk milletini yok etmek için saldıran emperyalizm bugün de stratejik göç mühendisliğiyle Anadolu'ya soktuğu milyonlarla kentlerimizi işgal ediyor, şehirlerimizi yabancılaştırıyor, kaynaklarımızı tüketiyor ve yetmediği gibi çocuklarımızı öldürüyor. Nasıl 100 sene önce emperyalizmi denize döktüysek 100 sene sonra da biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun arkadaşlarının izinde yürüyerek emperyalizmin Anadolu'ya yaptığı bu saldırıyı bertaraf edeceğiz ve hepsini bir tane kalmayacak şekilde vatanlarına geri yollayacağız. Değerli arkadaşlar, değerli mücadele arkadaşlarım, size mücadele arkadaşlarım diye sesleniyorum çünkü büyük bir mücadele vermeye başlıyoruz.
Zannetmeyin ki bu mücadele Türkiye'deki saray rejimi ve sarı muhalefetle verilen mücadeledir. Hayır. Bu Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'sunu, Doğu Anadolu'yu, Doğu Karadeniz'i bizden kopartarak Anadolu'yu küçültme, Türk milletinin Anadolu'da egemenliğini tasfiye etme projesini geliştiren emperyalizmle yapılan mücadeledir. Bu kolay olmayacaktır. Bu zor bir mücadeledir. Bakın kuralı 5 hafta oldu ve 5 hafta içerisinde hiçbir konuda birlik sağlamayan saray rejimi ve sarı muhalefet Zafer Partisi'ne karşı ortak ve düşmanca bir tutum geliştirdiler ve uyguluyorlar. Bu bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü biz onlar gibi emperyalist projelere teslim olmuyoruz. Çünkü biz Zafer Partililer KHK'lıların hepsini affedeceğiz, onlara devlet görevlerini geri vereceğiz diyerek birileri gibi FETÖ'ye selam yollamıyoruz. Türkiye'nin mavi vatanda saldırgan politikaları izlediğini iddia edecek duruma düşüp Batı'ya biz daha iyi taviz veririz diye Batı'dan destek aramıyoruz. Biz Kuzey Irak'a gidip Kuzey Irak'ta Barzani ve şürekasıyla görüşüp Batı başkentlerine biz de açılım yaparız mesajı vermiyoruz. Değerli arkadaşlar, biz diyoruz ki biz İttifakı Türk milletiyle yaparız. Biz desteği Türk milletinden isteriz. Ve Türk milletinin düşmanlarına söyleyeceğimiz bir tek şey vardır. Canınız cehenneme! Evet, bize soruyorlar. Sizin tek projeniz Suriyelileri, Afganları ve diğerlerini geri yollamak mı? Biz de diyoruz ki hayır, o sadece başlangıç. Çünkü değerli arkadaşlar, emperyalizm 8 milyon insanı bu coğrafyaya sürdü. 3 milyon insanı da Suriye'nin kuzeyinde bize besletiyor. Türk milleti aç, Türk milleti yoksul, dünyanın en büyük faizini, en yüksek faizini ödüyor, borç alıyor, evine ekmek götüremiyor ama içeride 80 milyar doları sığınmacılar için harcıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz tarihin en büyük geriye göçünü en kısa zamanda gerçekleştirecek olan partiyiz. Anadolu Kalesi projesiyle bir sene içerisinde bütün kaçaklar, örtülü istilacılar, devletler hukukuna uygun, milli hukukumuza uygun bir şekilde ülkelerine geri dönecekler. Ve ondan sonra Türkiye otomobilinin el freni inmiş, araba yürümeye hazır hale gelmiş olacak. Bunu zamana yaymayacağız. En kısa zamanda
bitirmek zorundayız. Aksi takdirde emperyalizm bu coğrafyada bir iç çatışma tezgahlamak istiyor. Böyle bir iç çatışmaya izin vermeyeceğiz. Afganlara düşman değiliz. Suriyelilere de düşman değiliz. Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına gelen türden bir felaket vermesin. Ama biz ülkemizin Afganistanlaşmasını, Suriyelileşmesini, Iraklaşmasını istemiyoruz. Biz çocuklarımızın ve torunlarımızın bir iç savaşa sürüklenmesini istemiyoruz. Bizim gidecek bir yerimiz yok arkadaşlar. Anadolu bizim son sığındığımız nokta. Gidirir misiniz lütfen? Ya bakayım şimdi. Nasılsın? Nasılsın? Gelir misin? Hoş geldin. Evet, işte bahsettiğim mücadeleyi bu çocuk için veriyoruz. Dostlar olarak, Afganları Türkiye'nin dostları olarak ülkelerine yolcu edeceğiz. Onları orada ziyaret etmek isteriz. Suriyeliler dünyanın en güzel humusunu yaparlar. Humusu Şam'da yemek istiyoruz. Halep'te yemek istiyoruz. Suriyelileri Suriye'de çok seviyoruz. Ama Türkiye'de yeter artık, misafirlik çok uzadı. Herkes bavulunu toplamaya başlasın. Zafer Partisi yola çıktı çünkü. Zafer geliyor, sığınmacılar gidiyor. Fakat tek projemiz bu mu? Hayır. Dünya tarihinin en büyük geriye dönüş projesini en kısa zamanda yapacağız. Ama bu sadece başlangıç projemiz. 20 yılda bu ülkeyi saray rejimi olabildiğince tahrip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tahrip etti. İstihbarat teşkilatımızı, polisimizi, jandarmamızı, dışişlerimizi, yargımızı tahrip etti. Ve işte 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz sonrasında saray rejimi bir başka tahribat süreci başlattı. Devleti en kısa zamanda ayağa kaldıracak kararlı reformları tek tek ve radikal şekilde yapacağız. Liyakat devlet yönetimine tekrar geri dönecek. Bugün 20 yıl önce devleti yönetsin diye AK Parti'ye vermiş olan Türk milleti devletinin ortadan kalktığını ve yerine bir aile şirketi kurulduğunu görüyor. Evet, ne yazık ki durum bu. Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir AKP büyükelçisi atıyorlar. Ve bu büyükelçi itimat mektubunu Beyaz Saray'da Biden'a sunacak yerde Washington'da bir restoranda güvenlik sekreterinin yardımcısına sunuyor. Size söz veriyorum. Bütün AK Parti büyükelçilerini geri çekip yerine Türk büyükelçisi atacak. Evet, bir aile şirketi gibi yönetiyorlar dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece ve sadece Türk milletine ve Türk devletine sadık olacak. İçinde değişik gruplara, cemaatlere vesaireye sadık bir kişi kalmamalı.
tek kutsal olur, Türk milleti ve Türk devleti. Askeri yargıyı geri getireceğiz. Askeri sağlık sistemini tekrar kuracağız. Askerimiz cephede savaşırken bilecek ki yaralandığı zaman yanında bu işi en iyi bilen askeri doktorlar olacak. Kendisini rahatlıkla emanet edebileceği. Gata'yı tekrar açacağız. Evet. Polisteki siyasallaşmayı kıracağız. Kaymakamlar ve valiler tekrar Türk devletinin kaymakamları ve valileri olacak. Devlet liyakatle yönetilecek. Milli birliğimizi tekrar sağlayacağız arkadaşlar. Milli birliğimizi sağlamaya önce camilerimizi tekrar bütün milletin mabedi yaparak başlayacağız. Ak Diyanet değil, Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı geri getireceğiz. Yunan ordusu kazansaydı diye dua eden alçaklara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan sözde Diyanet İşleri Başkanlarından da bu ziyaretlerin hesabını soracağız inşallah. Milli bayramlarımızı tekrar gururla kutlayacağız. Kimse bizi madenimizde de bölemeyecek, milli bayramımızda da bölemeyecek. Ve değerli arkadaşlar, Türk milletinin içine onun birliğini, dirliğini bozan, gençliğin geleceğini ortadan kaldıran ağır ve sinsi bir saldırı var. Bu bir uyuşturucu saldırısı. Türk gençleri en ucuz uyuşturucularla gelecekleri ellerinden alınacak şekilde bir yok oluşun içine sürükleniyorlar. Uyuşturucu baronlarına karşı, onların siyaset içindeki uzantılarına karşı tarihin en büyük mücadelesini başlatacağız. Söz size. Buradan uyuşturucu kullanan çocukların anne ve babalarına da seslenmek istiyorum. Sevgili anne babalar, size söz veriyoruz. Size hem çocuklarınızı sağlıklı vereceğiz, hem de bir gün sağlıklı torunlarınızı kucağınıza alma fırsatı vereceğiz inşallah. Ve sadece uyuşturucuyla mücadele etmeyeceğiz. Uyuşturucunun yaptığı tahribatı ortadan kaldıracak büyük bir rehabilitasyon programı konusunda da çalışmalarımızı tamamladık. Partimizin kurucularından ve gölge kabinemizde İçişleri Bakanlığı'nı yüklenmiş olan eski İstanbul Narkotik Büro Şube Müdürü Nihat Bey bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptı. Onunla yaşama geçireceğiz. Ve arkadaşlar, ekonomik krizi aşacağız. Biz son 20 yılı borç alarak, milletin geleceğini çalarak bir tüketim, rant ve talan ekonomisiyle geçirdik. Üretimden koptuk. 66 milyar dolarlık Cumhuriyet'in ve Osmanlı'nın son döneminin yapmış olduğu yatırım satılarak, fabrika satılarak 55 milyar dolarlık AVM yapıldı bu ülkede. 90'lı yılları hatırlayanlar bilirler, bir reklam vardı, gelirin kadar değil kredin kadar yaşa diye.
Bir halkı israfa alıştırmak böyle olur. Geleceğini satmaya alıştırmak böyle olur. Ve biz 20 yıldan beri gelirinden çok borçla ve krediyle yaşayan bir ülke haline geldik. Biz tekrar üretime döneceğiz. AVM'ler değil, fabrikalar Türkiye'si kuracağız. Devlet Planlama Teşkilatı'nı tekrar kuruyoruz arkadaşlar. Planlı kalkınma dönemini başlatıyoruz. Ama aynı zamanda AK Parti döneminde tasfiye edilen serbest piyasayı da yeniden gerçek serbest piyasa haline getiriyoruz. İhale kanunlarıyla oynayarak yandaşları zengin etmeyeceğiz. Hukuka uygun şekilde Türk milleti için ucuz üreten, iyi üreten işçinin ve işverenin yanında olacağız. Onların önünü açacağız. Biz Türk işvereninin partisiyiz. Bir Türk işçisinin partisiyiz. Biz Türk köylüsünün partisiyiz. Biz Türk üreticisinin partisiyiz. Biz Türk milletinin partisiyiz. Sanayide dört deniz, dört bölge projesiyle sanayiyi bütün Anadolu'ya yayacağız. Zonguldak merkezli liman Zonguldak olmak üzere bir tarafta Bursa, öbür tarafta Ankara'ya kadar uzanan hat üzerinde Türk ağır sanayini yeniden yapılandıracağız. Öte yandan Trabzon liman olmak üzere Ordu, Giresun ve aşağıda Erzincan'dan Ardahan'a kadar uzanan bölgeyi orta ölçekli sanayi ve hayvancılık ve hayvancılıkla ilişkili sanayi kolları için yeni bir üretim merkezi haline getireceğiz. Mersin liman olmak üzere Konya'dan Mardin'e kadar uzanan bölgeyi orta ölçekli sanayi ve tarım merkezi haline getirip Orta Doğu, Afrika pazarlarına en kolay ulaşan sistematiği oluşturacağız. Ve İzmir liman olmak üzere Afyon, Balıkesir, Denizli arasındaki alanı da yeni bir sanayi ve ticaret koridoru haline getireceğiz. İstanbul ise bir high-tech merkezi, yüksek teknoloji merkezi olacak. Özetle biz Türkiye'yi ekonomide yeni bir atılım dönemine ve üretim dönemine sokacağız. Ama sadece sanayide değil, bu tarımda da, bu hayvancılıkta da gerçekleşecek bir süreç. Köy okullarını açıyoruz arkadaşlar. Her köyde öğretmen olacak. Her köyde İstiklal Marşı okunacak. Her köyde köylerde Türk bayrağı alacak. Ve her köyde hangimiz okunacak. Köy okulu demek, köyde genç nüfus demek, köyde genç nüfus demek, köyde üretim demek. Evet, Türkiye tekrar kendi kendisini besleyen, kendisine yeten bir ülke durumuna gelecek. 25 milyar dolar her sene yabancı köylüleri, çiftçileri, hayvan üreticilerini zengin etmek için dışarıya harcıyoruz. Hayır, bu parayı Türk köylüsü için harcayacağız, bu parayı Türkiye'de harcayacağız. Tarımı geliştirmek, organik tarımı güçlendirmek ve Türk milletinin geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmesi için harcayacağız. Özetle biz bir tek sığınmacıları geri yollamaya değil, Türkiye'yi yeniden inşa etmeye geliyoruz. Allah yardımcımız olsun, Allah yardımcımız olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.